Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-libâsü ve t-tîbü metâ yehillâni lil-muhrim. Bu bab neyin babıdır? El-libâsü ve t-tîbü. Elbise giymek, koku sürünmek, metâ yehillâni. Ne vakit helal olurlar lil-muhrimi, ihramdaki bir adam. İhramdaki bir adam vazifeyi bitirdi. Başını tıraş etti. Ondan sonra elbiseyi giyecek, o elbise giymek helal. Fakat koku sürünmek de ona helal mi değil mi, bunda ihtilaf var. Bunu dayan buyuracak. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Ebi Meryem, kâle akberana Abdullah ibn Lehi'a, kâle haddesene Ebu Lesved, en urvete, en cüdâse binti vahbin. Kitapta cüdâse yazılıyor. Fakat Hazreti'nin kulasesinde cüdame mimine yazılıyor. Sonra sahih olan da binti Vehb değil de binti Cendel. Taberi böyle rivayet ediyor. İmam-ı Sahavi cüdame binti Vehb demiş. Fakat sahihi cüdame binti Cendel. Uhtu Ükaşete. Bu da Hazreti Ükaşe'nin bacısıdır. Ükaşe binti Vehb'in. Bacısı olunca, öz bacısı ise Cüdame binti ve doğru. Fakat Cüdame binti Cendel olursa ana bir bacısı. O rivayete geliyor. Kendisi Hükaşe'nin ana bir bacısıymış. Bu Cüdame'den rivayet ediliyor. Enne Hükaşe tebni vehbin. Sahibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hükaşe. Peygamber Efendimiz'in sahibi olan Hazreti Hükaşe. Ve ihaluhu, ben zannediyorum ki ahiru başka birisi de. Cüdame diyor ki Ükaşe ile beraber öyle zannediyorum başka birisi de. Bana ca'aha, ona gelmişler. Heyne gâbeti şemsü, güneş gaybubet ettikten sonra yevmen nehi, bayram günü. Bayram günü son gaybubet, güneş baktıktan sonra Hazreti Cüdame'nin yanına gelmişler. فَأَلْقَيَا, onlar ilka ettiler, كَمِيسَهُمَا, gömleklerini, elbiselerini çıkardılar, oraya koydular. فَقَالَتْ, Cüdame dedi ki, مَا لَكُمَا, size ne oldu, neyin için elbiselerinizi çıkarıyorsunuz? فَقَالَا, dediler ki, اِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمْبَرَسِمِزْ, قَالَ, buyurdu, مَنْ لَمْ يَكُنْ اَفَادَ, her kim ifade etmediyse, Mine'den inmediyse, Mine buradan, yani Mine'den inmediyse Mekke-i Mükerreme'ye, fel yulki siyabehu, siyabını atsın. Ve kânû tatayyebu, halbuki onlar koku sürünmüştüler ve elbisi siyab elbiselerinde giymiştiler. Yani o gün tıraş olmuşlar, taşa atmış, tıraş olmuşlar, ondan sonra elbiselerini giymişler, koku da sürünmüşler idi. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydular ki her kim bugün tavafı ifadeye Mekke-i Mükerreme'ye inmediyse elbisesini çıkartsın, yani ihramını giysin. Onu elbise giymiş koku sürünmek caiz olmaz. Tavafı ifadeyi yapıncaya kadar. Bunun üzerine bunlar geldiler, elbiselerini soydular, tekrar ihramlarını giydiler. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن. وده قدام ديل أم قيس. أم قيس بنت محصن قالت دخل علي وكاشة بن محصن وآخر وكاشة إلى başka bir adam benim yanıma girdiler, في بيتي benim evime geldiler. في منن, esas kitapta fi minen. Bu diğer bir rivayette fi beyti fi minen. Mine de benim evime geldiler. Mesa'a yevmil akfa, kurban bayramının gününün geçmiş akşamı. Feneza'a kıyabehuma, elbiselerini çıkardılar. Ve tereket tıybe, kokuyu da terk ettiler. Fakultu, ben ona dedim ki malekuma, size ne oldu, niçin elbiselerinizi çıkarıyorsunuz ve koku sürmüyorsunuz? Fakala, dediler ki inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle lena, bize dedi ki men lem yuhdi, her kim ifade yapmadıysa ile beyt beytullah'a,
tavafi ifadeyi yapmak için gitmediyse, min akiyyeti hadihi bugünün gecesinde, feliyeda'l-siyabe ve't-tibe, elbiseyi ve kokuyu terk etsin. Yani elbiseyi giymesin, kokuyu da sürünmesin. Şimdi tavafi ifadeyi yapacak da ondan sonra bunlar ona helal olacak. Böyle dediler. Kâle Ebû Câfer, İmam-ı Tahavi diyor ki, fezehebe ile âzâ kavmun. Buna bir kavim zahir buldular. Sokâlu dediler ki, la yehibbül libâsı ve tîbü, elbise giymek, koku sürünmek helal olmaz. Li ahedin, hiçbir kimseye, hatta yehille lehün nisâ, kadınlar, ona helal oluncaya kadar, ailesi helal oluncaya kadar, elbise kokuda sürünmez. Ve zâlike bu da, heyne yatuf, tavafı ziyaret. Ziyaret tavafını yaptığı vakitte ailesine tekarruf etmesi helal olur. Öyleyse elbise giymek, oku sürünmek bu vakit helal olur dediler. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Ve hadel hadis, işte Binti Mehsen'in şeyle, hadisiyle, Ümmü Kays'in hadisiyle onunla istidlal eylediler. فَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bu meselede diğer zevat bunlara muhalefet eylediler. فَقَالُوا dediler ki اِذَا رَمَا وَحَلَكْ Taşları attı da başını tıraş etti mi حَلَّلَهُ الْلِبَاسِ Elbise ona helal olur. Elbise giyebilir. وَاَخْتَلَفُوا فِي الطِّيبِ Fakat koku meselesinde ihtilaf ettiler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları dediler ki hükmuhu, hükmü libas, kokunun hükmü de libasın hükmü gibidir. Taşını attı, tıraş oldu mu elbiseyi de giyer, kokuyu da sürünür. Feyehillü helal olur, kema yehillü libas. Libas helal olduğu gibi koku sürünmek de ona helal olur. Ve kâle âkharun, diğerleri de dediler ki hükmuhu, hükmü cima, koku sürünmenin hükmü cima hükmüdür. Fela yehillü, koku sürünmek helal olmaz, hatta yehillel cima. Cima helal olmadıkça, cimanın helal olması da tabaki ifadeyi yapacak da ondan sonra helal olacak. Ve ihtecu fî zâlike bu mesele hakkında ihticac eylediler. Cima haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Ali ibn-i Ma'bed'in bir şey rivayet etmiş olduğu hadiste ihticac ettiler. Kâle Ali ibn-i Ma'bed dedi, haddesena Yezid ibn-i Harun. Kâle akberenel Haccac ibn-i Arta'a. An Ebi Bekir ibn-i Muhammed ibn-i Amr ibn-i Hazmi. En Amrete en Aişete radıyallahu anha kâlet, Hazreti Aişe buyurdular ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular İzâ raneytüm siz taşları attığınız vakitte ve halektüm başınızda tıraş ettiğiniz vakitte fakat halleleküm size helal oldu attıybu ve siyabu ve kulli şeyin koku sürünmek, elbise giymek her şey size helal oldu لَنْ نِسَاءَ اِلَّا aileye tekarruf bu helal olmaz. Demek ki burada koku elbise gibi. Taş attı da tıraş oldu mu koku da sürünebilir elbiseyi giydiği gibi. Diğer bir hadisi şerif حَدَّسَنَا اَبْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَجَّاجُ بْنِ اَرْفَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَ En Aişete en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn-i Ebu Davud tarifiyle de rivayet ediyor. Haddesena Yunus'u kâle ahberena Abdullahi ibn-i Vehri kâle ahbereni Üsamet ibn-i Zeydil Leysiyyü ennel Kasim ibn-i Muhammed haddesehu en Aişete radıyallahu anha kâle Hazreti Aişe buyurdular ki Tayyiptu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'e koku sürdüm. Ve hillihi ihramdan çıkıp da helal olduğu vakitte hine halle. İhramdan çıktığı vakitte onun hilli için ben koku sürdüm. Yani artık helal oldu. İhramdan çıktı ben koku sürdüm. Kable en yatufa bil beyt. Beytullah'ı tavaf etmezden evvel. Resul-i Ekrem Efendimiz taşları atmış. Tıraş olmuş. İhramdan çıkmış, elbisesini giymiş, işte o vakitte Hazreti Aişe koku sürmüş. Halbuki daha Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafı ifadeyi yaptığı yok. Kale Üsame, Üsame dedi ki ve haddesene Ebu Bekir ibn-i Hazmin
an Amreten Aişete radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme misluhu. Evet, bunu bana Hüsame diyor ki Ebu Bekir ibn Hazim'de rivayet eyledi. Haddesene Yunus kâle ahberen ibn Vehbin enne mariken haddesehu an Abdurrahman ibn Kasim an Ebihi an Aişete anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem misluhu. İmam-ı Tahavi, İmam-ı Malik tarifiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Amir'in radıyallahu anh, kâle haddesene Eflah ibn-i Hümeyd, anil Kasim, an Aişete radıyallahu anha, an Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İbn-i Merzuk tarifiyle de İmam-ı Tahavi aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer, قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام الطحاوي فهد ترقيلة رواية لدي. حدثنا علي بن مابت قال حدثنا شجاع بن البريد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Ma'bed terikiyle yine Hazreti Ayşe'nin bu hadisini rivayet ediyor. Haddesena Fahetun gâle haddesena Ebu Gassan gâle haddesena Züheyrun gâle haddesena Ubeydullah ibn Ömer fezekere bi isnadihi mislehu. Fahet terikiyle yine İmam-ı Tahavi aynı hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Muhammed ibn Hüzeyme gâle haddesena Haccatun gâle haddesena Hamad ibn Seyyidin an Amr ibn Dinar an Salim ibn Abdillah أنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حديث عائشة رواية ذلك بحديث إمام الطحاوي محمد بن خزيمة تركي له بحث في سنة سكتية. فهذه عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها تخبر خبر لله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبارك النساء في التطيب وكسر المكتب لذن سر بعد الرمي والحج Şemret-i Legebe'nin taşını atıp da başını tıraş ettikten sonra Kabe'de tavafı ziyareti ziyaret tavafından evvel haber veriyor ki ziyaret tavafını daha yapmamış fakat Resul-i Ekrem Efendimiz taşları attı, başını tıraş etti, elbisesini giydi ve Hazreti Aişe diyor ki ben koku sürdüm. Ne ile Hazreti Aişe bunları rivayet ediyor, bima gazzekernahu, işte bizim zikredildiğimiz bu senetlerde Hazreti Aişe radıyallahu ta'ala anhanın rivayeti sabit oluyor. Hazreti Aişe'den bu kadar senetlerle zikredilen bu hadisi şerif, tavafi ziyaretten evvel koku sürünmenin cevabını ispat ediyor. Fakat arada zalike bu hadis, muariz olduğu hadis ebni lehri'a, İbn-i Lahiyan'ın hadisine ellezi öyle hadis ki bedena zikrihi fi hadel bab. Bu babda o hadiste biz başladık. Ve orada dedi ki Hüdame'den Ümmü Kays'ten rivayet ederek geldik. Onlar onun yanına geldiler. Ve elbiselerini çıkarttılar. Ve dediler ki Peygamber Efendimiz her kim tavafı ifadeye getmediyse elbise giymesin, koku sürünmesin dedi. İşte bu hadis. Bu iki hadis birbirine muariz oldu. Onda diyor ki, tavafı ifade edenler koku sürünmez, elbise giyilmez. Burada Hazreti Aişe diyor ki, hayır, ifade eden evvel elbisesini giydi Resul-i Ekrem Efendimiz, ben onu kokuda sürdüm. Bu hadisler birbirine muariz oldu. Öyleyse diyor, فَهَذِهِ Hazreti Aişe'nin bu hadisi evlâ daha evladır. لَاَنَّنَا هَا زِيرَ Hazreti Aişe radıyallahu anh'a rivayet edelim bu hadisle beraber orucudur minet tevatürü senetlerin çoğuluğu vardır. Birçok rivayetler vardır. Ve sehhetil meci'i bile meci'i sahihdir. Senetlerindeki adımlar sahihdir. Evet, bu hadisle orucudur Hazreti Aişe'nin hadisiyle minet tevatürü ve sehhetil meci'i tevatür yani hadis çokluğu ve sıhhatin sağlamlığı olucudur. Ma ol bir şey olucudur ki değilse ma'ayraha başkasıyla olmadığı misluhu onun misli olmadı. Yani bundaki sıhhatteki İbn-i Leha'nın rivayetinde o kadar değil. Sonra bundaki keset onda yok. Binaenaleyh bu Hazreti Aişe'den gelen rivayet daha evla
kesbi isnad ve sıhhati senet dolayısıyla. Sümme kat ruviye izan ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma. Hazreti Ayşe'den başka Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet edildi. O da kimden? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellemken ve Resulümüzden müşkizalik. Hazreti Ayşe'nin hadisi gibi. Gayrı ennehu zâde aleyhi. İbn Abbas'ın rivayetinde ziyade eylesi. Ma'nen, başka bir mana, ma'nen akad. Diğer bir mana ziyadesi var. Onu da beyan edecek o mana ne? Haddesine Ebu Bekir de kâle, haddesine Mu'emmed ha. Ve haddesine ibn-i Mezzuk kâle, haddesine Ebu Akim en Süfyan en Selamet ibn-i Tuheydin. عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رواه زيد قال إذا رميتم الجمرة siz taşı attınız mı? Fakat halleleküm size helal oldu kulli şeyin her şey illa nisa illa ailelere tekerrüp bu caiz olmadı. فقال له رجل bir adam Abdullah bin Abbas dedi ki vattıyıp koku koku da helal oldu mu yani kat hallelahum ıttıydı. Koku da helal oldu mu? Her şey helal oldu kadınlardan başka. Fakat koku da helal oldu mu? Fekale. Abdullah bin Abbas dedi ki emma ana emma ben fakat reyit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yatmahu râsehu bil miski. Başını miskiyle bulaştırmıştı. Efetibin huve. O koku değil midir? في هذا الحديث وحديث ولجزء من قول ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس قول ذلك لولجزء ما قد ذكرنا بذلك شيء شيء من إباحة كل شيء إلا النساء قد لازم بركة شيء من بحر الظلم ذكر ولجزء إذ رمية الجمرة جمرة تشتر أصل ضيو وقصة ولا يذكر في ذلك الحلق حلق رد ذكر دميور ففي هذا الحديث بحديث شريف ورجل من قبل ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قولundan orucudur ney ma ul bir şey çıkat zekerine biz zikreyledik zikreylediğimizde neden min ibahati kulli şeyin illa nisa her şey mübahtır illa nisa değil ne vakitte iz rumiyetil cemretu cemre atıldığı vakitte taşları attı mı, her şey helaldir. İlla kadınlar değil. وَلَا يُذْكَرُ الْزِكْرُ olunmaz, olunmadı فِي ذَٰلِكْ فُنْدَ الْحَلْقُ وَحَلْقُ zikredilmedi. Hadis-i şerifte burada ne dedi? اِذَارَمِيُتْمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّلَكُمْ كُلُّ شِيْنِ الْلَنِسَى siz taşları attığınız vakıtta her şey helal olur. Nisa'dan başka. Burada halk zikredilmedi. Yalnız taşlar atıldı mı? Ve fihi yine bu hadis-i şerif doğrucudur ki ennehu ra ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas Peygamber Efendimiz'i gördü. Yatmahu râsehu bil miski. Başına miski bulaştırırdı, sürerdi. Ve lem yuhbir fakat haber vermedi. Bil vaktillezî şöyle bir vakti haber vermedi ki فعال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. Peygamber Efendimiz bunu ne vakitte yaptı? Başına miski ne vakitte sürdü? O onun vaktini beyan eylemedi. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْ وَلُلْكَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ Bu ola min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bu ola yani başına misk sürmesi قَبْلَ الْحَلْقِ tıraştan evvel olmuş ola ve yecudu caiz olurken yekûne ba'dehu tıraştan sonra ola. Şimdi bunda tıraş gelmediğinden dolayı taşlar atıldı mı helal olur. Helal olur ama halk meselesi gelmedi. Halkten evvel mi bunlar, sonra mı bunlar? Elbise giymesi, koku sürünmesi. İki ihtimal var. Caiz ki halkten evvel oldu, caiz ki sonra oldu. İlla enne evlele şâi bina fakat bize layık olan şeylerin en elyeke, en evlası, en nehmile zalik. Biz bunu hamletmemizdir. Alâ maşul bil hüküm üzerine ki yuvâfiku mâgâd zekernâhu zikrettiğimiz şeylere muvafık olur. Kimden zikreylediğimiz, yani Âişete radıyallahu anha, Hazreti Âişe'den rivayet ettiğimiz hadise muvafık olan şeye hamletmektir. O da nedir? Taşları attı, tıraş oldu, ondan sonra elbiseyi giydi, bak oku sürünü, buna hamletmektir.
La ala ma yuhalifu zalik, buna muhalif olana değil. Ne? Tarih tıraş olmazdan evvel bunları yaptı diye ona hamledersek de Hazreti Ayşe'nin rivayetine muhalif olur. Yok. Öteki tarafa hamledersek de tıraş olduktan sonra bunları yaptı dersek de Hazreti Ayşe'nin rivayetine muvafık olur ve ona hamletmek de bize layıktır. Feyekun, öyleyse olur. Ma olur bir şey ki رَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكِ. Peygamber Efendimiz'in yaptığını gördü مِنْ ذَلِكِ, bundan başına koku sürünmesi. كَانَ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَ, taşları attıktan sonra oldu ve حَلْقِهِ, tıraş ettikten sonra oldu. Peygamber Efendimiz taşları attı, başını tıraş etti, ondan sonra elbisesini giydi ve koku da süründü. أَلَا مَا فِي حَدِيثِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ Teala anha, Hazreti Ayşe'nin hadisinde olmuş olduğu delalet üzerine. Sümme kâle ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma, ondan sonra Abdullah ibn Abbas dedi, ba'du, bundan sonra bir reyi kendi reyiyle ki izâ ramâ attığı vakıtta fakat hallelehu, ona helal olur bir remyihi, taşları atmasıyla en yehlike, başını tıraş etmesi helal olur. Hallelehu, vakitte ona helal olur, en yelbese kiye ve yetatayyebe, tatayyub eder. Taşları attı mı, o vakitte başını tıraş etmesi helal olur. Başını tıraş etmesi helal oldu mu, elbisesini giymek, koku sürünmek, bunlar da helal olur. وَهَذَا مَوْدِعٌ يَحْتَمِلُ النَّزَارِ, bu bir mevdedir ki nazara ihtimali var, yani bunu araştırmak lazım. وَذَٰلِكَ بُوْدَ اَنَّ الْاِحْرَامَ اِحْرَامِ يَمْنَعُ مِنْ حَلْقِ الرَّاسِ وَالْلِبَاسِ وَالْطِيبِ. Bir adam ihrama girdi mi, ihram onu men eder. Başını tıraş etmekten, elbise giymekten, koku sürmekten men eder. فَيَحْتَمُلُ, ihtimali olur ki اَنْ يَكُونَ حَلْقُ الرَّاسِ, başını tıraş etmek ola اِذَا حَلَّ, helal olduğu vakitte, yani ihram bitirdi, vazife bitti artık, helal oldu bu ihramdan çıktı ama fakat lisa, başını tıraş etmek etmedi. Bu vakit olur. Ve hallet haziyle şeye, bu eşyanın hepsi helal olur. Madem bu adam artık helal oldu, fakat başını henüz tıraş etmedi ama başını tıraş etmek zamanı geldi. Öyleyse bu elbise giymiş, koku sürmek helal olur, başını tıraş etmese bile. Ve ihtemele, muhtemel olur ki en la yehille, helal olmaya hatta yekûnel halku, hatta halk bulunur. Bu adam vazifeyi hepsini yaptı, her şey buna helal oldu ama fakat başını tıraş edecek ki bunlar da helal olur. Buna da ihtimali var. İki ihtimali var. Öyleyse fateberna zalik, biz bunu itibar eyledik, araştırdık. Ki acaba hangisi olacak? Fereyna, biz gördük, el-mu'temire, ömre yapanı gördük ki yahrum aleyhi bi ihramihi fi umreti, ömresinde ihrami sebebiyle ona haram olur. مَا اُلْ بِشَيْكِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِيَحْرَامِهِ فِي حَجَّتِهِ, haccında ihrami sebebiyle ne haram olursa ömrede de aynı şeyler haram olur. Ömre ihramını giydiğimi, başını tıraş etmek, elbise giymek, koku sürmek, bunların hepsi haram, hac olduğu gibi. سُمَّ اِذَا رَيْنَاهُ, biz bu ömre yapanı gördüğümüz vakitte, اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ, بَيْتُ اللّٰهِ tevaf ettiği vakitte ve سَعَى بَيْنَ السَّفَى وَالْمَرْوَةِ, Safa ile Merve arasında sa'y ettiği vakitte tevaf etti, sa'y etti, فَكَدْ حَلَّ لَهُ, o adam helal olur, اَنْ يَحْلِكَ, başını tıraş etmek helal olur. Fakat hala tıraş etmemiş ama helal oldu. وَلَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَى, fakat kadınlar ona helal değil. Başını tıraş etmek helal, fakat madem başını tıraş etmedi, kadınlar helal olmadı. وَلَطْتِيبُ, koku da helal olmadı. وَلَلَّبَائِسَ, elbise giymek de helal olmadı. حَتَّى يَحْلِقَ, hatta başını tıraş edecek. Başını tıraş edecek ki bunlar da helal olur. فَلَمَّا كَانَتْ حُرْمَةُ الْعُمْرَةِ, vaktaki ömrenin ihramı oldu, kaimeten kaim oldu. حَلَّ لَهُ اَنْ يَحْلِقَ, başını tıraş etmek ona helal olduğu vakitte yine ihramın hürmeti kaim oldu. وَلَا يَكُونَ اِذَا حَلَّ لَهُ اَنْ يَحْلِكَ, ona tıraş etmek helal olduğu vakitte olmadı. فِي حُكْمِ مَنْ حَلَّ لَهُ, şu adamın hükmündeki ona helal oldu. مَا سِوَا ذَلِكَ, halkın gayrisi helal oldu. مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ, elbise, koku, bunlar helal oldu. Bu böyle olmadı.
Yani bu adam evet ömrede tavafını yaptı, sayini yaptı, başını tıraş etmek helal oldu ama başını tıraş etmediğinden dolayı diğer elbise giymek, koku sürmek helal olmadı ta ki başını tıraş eder. Madem ömrede böyle oldu ki hani kezalik fil hacceti, hacda da böylesi oldu. La yecibu vacib olmaz. Lemma hallelehu halku vakteki halkuna helal oldu. Fiha hacda vacib olmaz ki en yahille helal ola lehu adama şeyün bir şey mi? Ma sivavu halkten başkası da helal ola bu vacib olmaz. Ona yalnız halk vacib oldu. Halki de yapacak ki diğer şeyleri de helal ola. O da ne der öteki şeylerde? Mimma kâne ol bir şeylerden ki harum aleyhi bu adam üzerine haram olduydı. Biha ihram sebebiyle. Hacca ihram sebebiyle haram olan elbise giymek, koku sürünmek bunlar haram idi. Bunlar helal olmadı hatta yahlike. Hatta tıraş edinceye kadar. Öyleyse bu adam tıraş edinceye kadar elbise de giyemez, koku da sürünemez. Kıyasen ve nazaran alâ mâ acmeu aleyhi fil umre. Ömrede ulemanın icma etmiş olduğu hükme nezaren kıyasen bu da böyle olan. Madem ömrede başının tıraş vaktini geldi de tıraş olmadı, ona başka bir şeyler helal olmuyor. Hacda da böyledir. Tıraş olmayınca diğer şeyler helal olmaz. Sümme recana ile nazari beyni hâzeyni ferîgeyni cemiyan. Bu iki firkanın arasında ihtilaf var idi. Elbise cima hükmünde midir? Libas hükmünde midir? Burada ispat ettik ki koku libas hükmündedir, cima hükmünde değildir. Öyleyse şimdi bir de bu iki firkanın ittifakı oldu ya, bu iki firka ile ve beyni ehlil megaletil uğla, birinci megalet sahiplerinin arasına bakalım. Buraya da nazar etmek lazım geldi. Sümme recane, sonra rücu ettik. İlen nazare kıyasa beyni hadeynil ferikeyni cemiyen, bu iki firkanın arasıyla ve beyni ehlil megaletil uğla, birinci megalet sahiplerinin hükümlerinin arasına. اَلَّذ۪ينَ شُّلْ بِالْمَقَالَيْهُ وَلَا sahipleri ki zehebu ila hadisi hükâşe. Hükâşe'nin hadisine vardılar. Ne dediler? Tavaf-ı ifade yapılmazdan evvel elbise giyemez, koku sürünemez dediler idi. Bu firkeler hayır, sürünebilir dediler. Bunların arasında kıyasa nezer ettik, ona rücu ettik. فَرَيْنَ الرَّجُلَ bir adamı gördük, قَبْلَنْ يُحْرِمَ اِحْرَمَ كِلْمَزْلَنْ evvel gördük ki يَحِلُّ لَهُمْ نِسَى وَالطِّيبُ وَالْلِبَاسُ وَالصَّيْدُ وَالْحَلْقُ. O adama kadınlar helal, kıyıp helal, libas helal, seyit helal, avavlamak, halk tıraş etmek, vesaire eşya. Diğer şeyler de helal. Elleti öyle şeyler ki tahrum aleyhi bil ihram. İhram sebebiyle ona haram olan şeyler ihramdan evvel helal oldu. Feiza ahrama, o adam ihrama girdi mi? Harum aleyhi zalike kulluhu. Onların hepsi o adama haram oldu. Bir sebebin vahidin bir sebeple. Ve o sebep de nedir? El ihram, ihram. İhram sebebiyle bunların hepsi birden haram oldu. فَحْتَمَلَ مُحْتَمِلُ oldu ki اَنْ يَكُونَ وَلَا كَمَا حُرْمَتْ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ. Bir sebeple bu eşyaları işlemek haram olduğu gibi اَنْ يَحِلَّ مِنْهَا bu eşyalardan da çıka bunlar helal ola bu adama bir sebebin vahidin bir sebeple helal ola. O da ne iş? Şeytani taşla değil mi? Hepsi birden helal ola. Bu ne ihtimali oldu? وَحْتَمَلَ مُحْتَمِلُ oldu ki اَنْ يَحِلَّ مِنْهَا onlardan helal ola bir eşyaya muhtelife, muhtelif şeylerle. Hepsi birden helal değil. Onlardan çıkacak, onlar helal olacak ama bir sebeple değil. Bir eşyaya muhtelife, muhtelif şeylerle. İhlalen ba'di ihlali. Evvela bir kısmı helal olacak, ondan sonra başka bir kısmı helal olacak. Tedrici. Buna da ihtimal oldu. Fateberna zalik, bunu da itibar eyledik, nezere itibar aldık. Araştırdık. فَرَيْنَاهُمْ biz ulemayı gördük ki قَدَشْ مَعُونَ الْاِسْمَ عَيْلَدِرَرْ كَاَنَّهُ اِذَارَمَ şeytani taşladı mı? Fakat حَلَّلَهُ الْحَلْقُ başını tıraş etmek helal olur. Bunda ittifak var. هَذَا مِمَّا لَخْتَلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ bu ol bir şeylerdendir ki Müslümanlar arasında bunda ihtilaf yok. Vazifeyi bitirdi mi? Şeytani taşladı mı? Başını tıraş etmek helal olur. وَاَجْمَعُوا gene icma ilediler ki اَنَّ الْاِسْمَا حَرَامٌ عَلَيْهِ
Fakat cima o adam üzerine haramdır. Alâ hâleti lûle, evvelki gibi yine haramdır. Başını tıraş etmekle helal olmaz. Fesebete sabit oldu ki ennehu adam halle helal oldu mimma kad kâne harum aleyhi bi sebebin vahidin. Bir sebeple ona haram olan şeyler helal oldu. Neyle helal oldu? Bi esbâbi muhtelifeti. Muhtelif sebeplerle helal oldu. Bi sebebin vahidindeki bâ harumeye müteallik. Mimma kad kâne harum aleyhi. Haram oldu. Ne sebebi de haram oldu? Bi sebebin vahidin bir sebeple. Fakat bi esbâbindeki bâ halleye müteallik. Bir sebeple ona haram olan şeyler فَسَبَتَ اَنَّهُ حَلَّ onlar onu helal oldu. Ne ile helal oldu? بِاَسْبَابٍ sebeplerle, öyle sebepler ki muhtelif sebeplerle helal oldu. فَبَتَلَ بِهَذِهِ الْعِلَّ bu illetle batıl oldu ney? اَلَّتِي زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz batıl oldu. Yani birinci makale sahiplerinin dediği gibi ki yani tavaf-ı ifadeyi yapmamış ise elbise de giyemez, kokuda sürünemez. Yok, bu böyle olmadı. Demek ki halk oldu mi elbise de giyebilir, kokuda sürünebilir, fakat nisan meselesi tavaf-ı ifadeye bağlı. Çünkü haram olan şeyler bir sebeple haram oluyor ama fakat helal olurken tedrici oluyor. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ الْحَلْقَ حَلْقِ يَحِلُّ لَهُ bu adam helal olur izâremâ şeytanları taşladığı vakıtta وَاَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ bu adamı mübahdır بَعْدَ حَلْقِ رَاسِهِ başını tıraş ettikten sonra اَنْ يَحْلِكَ تَرَشِ دَ مَا شَاءَ dilediği yeri مِنْ شَعَرِ بَدَنِهِ vücudunun kıllarından istediği yeri tıraş edebilir وَيَقُصَّ اَصْفَارَهُ tırnaklarını kesmek bu da helal olur. اَرَدْنَا biz murad ettik ki اَنَّنْ زُرَ bakalım. هَلْ حُكْمُ ذَٰلِكْ bunun hükmü اَوْ حُكْمُهُ هَلْ حُكْمُ الْلِبَاسِ burada noksan var. هَلْ'den sonra hükmü libas var. هَلْ حُكْمُ الْلِبَاسِ libasın hükmü hükmü ذَٰلِكَ bunun hükmü gibi midir? Yani bu libas meselesi de başını tıraş etti mi bedeninden istediği yerin tıraş edebilir. Bunun gibi midir libas? اَوْ حُكْمُهُ yoksa libasın hükmü, hükmü الْجِمَعِ cimaın hükmü gibi midir? Ki ta tavaf-ı ifadeyi yapacak da elbiseyi sonra giyecek. Bunun hükmü hangisidir? فَلَا يَحِلُّ helal olmaz hatta يَحِلَّ الْجِمَعِ cima helal olmadıkça elbise helal olmaz. Buna baktık, bunu araştırdık. Bunun hükmünü arayıp darayıp bulmak istedik. فَتَبَرْنَا ذَلِكْ bunu de itibariyle dedik. فَرَيْنَا biz gördük. Kimi el-muhrime bil-hac, hac ile ihram eden kimseyi gördük ki zâ câme ailesine tekarrub ederse keblen yakife bi-arafata arafa vakfesini yapmazdan evvel tekarrub ederse fesede haccuhu onun haccı fasid olur. Ve reynâhu biz onu gördük ki zâ halaka şi'arehu vakfeden evvel başını tıraş ederse ev kassa asfârehu yahut tırnaklarını keserse vecebet aleyhi fî zâlik bu mesele hakkında vaatime vacip olur, fidyetün fidye vacip olur. وَلَمْ يَفْسُدْ بِذَٰلِكَ حَجُّهُ tırnaklarını kesmekle, tıraş olmakla hacı fasit olmaz. Ne demek? Ayrıldılar bak burada. Hükümleri başka başka olmadı. Cima hacı ifsad etti. Fakat halk yahut takas-ı zafir hacı ifsad etmedi. وَرَيْنَا yani biz gördük ki لَوْ لَبِسَ سِيَابًا elbiselerini giyse قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَ Arafa vakfesinden evvel elbise giyse لَمْ يَفْسُدْ عَلَيْهِ بِذَارِكَ اِحْرَامُ وَاِحْرَامِ bu sebeple fasit olmaz. وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي ذَارِكَ bunda o adam üzerine vacip olur, fidye vacip olur. Bunu da böyle gördük. فَكَانُ حُكْمُ الْلِبَاسِ libasın hükmü oldu قَبْلَ عَرَفَ Arafa'dan evvel elbise giymenin hükmü oldu. مِسْلَ حُكْمُ قَسِ الشَّعَرِ وَالَصْفَارِ saç kesmek, tırnak kesmenin hükmünün misli oldu. لَا مِسْلَ حُكْمُ الْجِمَاءِ cimaın hükmünün misli olmadı. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyasen اَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ اَيْذَا o libasın hükmü ola اَيْذَا بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَرْقِ şeytani taşlayıp da tıraş ettikten sonra elbise giymenin hükmü ola ne gibi ola كَحُكْمِهَا bunun hükmü gibi ola yani saç kesmek, tırnak kesmenin hükmü gibi ola
لَا كَحُكْمِ الْجِمَعِ جِمَعًا hükmü gibi olmaya. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ işte kıyas da budur. فِي ذَٰلِكْ bu mesele hakkında kıyas da budur. فَيْهِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse, dese ki فَقَدْ رَئِينَ الْقُبْلَةَ kubleyi gördük, ailesini öpmeyi haramen haram gördük, elel mührimi mührim üzerine haram gördük. بَعْدَاً يَحْلِكْ başını tıraş ettikten sonra bile kubleyi haram gördük. وَهِيَ حَلْبُكُ o kuble قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَ Arafa vakfesinden evvel fi hükmü libas, libas hükmünde idi. La fi hükmü cima'a, cima hükmünde değil idi. Felimen için la kâne libas, libas olmadı. Ba'del halki, halkten sonra libas olmadı. Eyda haram olmadı. Kehiye kubbe gibi. Böyle itiraz etse dese. Buna cevaben denilir ki, kîle lehu adama denilir ki, innel libâse libâs bil halki. Halka eşbehu daha müşabihtir. Minhu ve libâsın bil kubleti kubleye. Libâs halka daha ziyade benzer. Kubleye benzemedense, halka daha ziyade benzer. Lennel kublete kuble hiye ba'du esbâbil cima'at. Cima'an sebeplerinin bazılarındandır. وَحُكْمُهَا قُبْلَنُ الْحُكْمِ دَ حُكْمُهُ جِمَعًا حُكْمُدُ تَحِلُّ حَلَال olur, قُبْلَ حَلَال olur, حَيْسُ يَحِلُّ جِمَا حَلَال olduğu vakitte. وَتَحْرُمُ قُبْلَ حَرَام olur, حَيْسُ يَحْرُمُ جِمَا حَرَام olduğu yerde. فِي النَّزَرِ قِيَسْتَ فِي الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا Eşyaların hepsinde böyledir. Kıyas da böyledir. وَالْحَلْقُ وَالْلِبَاسُ حَلْقِ لَلِبَاسِ لَيْسَ olmadılar. مِنْ اَسْبَابِ الْجِمَعَ شِمَعَانَ esbabından olmadılar. اِنَّمَا هُمَا حَلْقِ لَلِبَاسِ bunlar مِنْ اَسْبَابِ اِسْلَاحِ الْبَدَنِ bedenin islahının sebeplerindendir. فَحُكْمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحَلْقُ لِبَاسِنْ her birerlerinin hükmü بِحُكْمُ sahibihi kendi sahibinin hükmüne اَشْبَهُ daha ziyade benzer. Halk libasa benzer, libas halka benzer. Neden daha ziyade birbirlerine benzerler? Bir hükmihi bil kubleti. Kubleye benzemekten ise birbirlerine daha ziyade benzerler. Halk libasa benzer, libas halka benzer. Bunların ikisi de kubleye benzemezler. Fakat sebete bima zekerna bu zikrettiğimiz şeyle sabit oldu ki ennehu la bese beys olmadı bil libas libasta ba'der remyi vel halki taşı atıp tıraş olduktan sonra elbiseyi giymekte beis olmadı. Bundan bu sabit oldu. Ve kad kâle zâlik eshâb-ı Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ki emberetimizin eshabından da hükmedenler oldular. Min ba'dihi Peygamber Efendimiz'den sonra eshabından da böyle fetva veren ve hükmedenler oldu. Onları beyan ediyor. Diyor ki haddesene ibn-i Merzûk, kâle haddesene Ebu Hüzeyfe, Musa ibn-i Mesûd, kâle haddesene Süfyan, an Amr ibn-i Dinar, an Tavus, an ibn-i Ömer, an Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh, kâle, izâ halaktum ve remeytum, siz başınızı tıraş ettiğiniz vakitte, ve remeytum, taşları attığınız vakitte, burada vav cem için, tabi evvela taş atılıyor, sonra tıraş oluyor. Gerçi evvela halaktum buyurmuş ama fakat bu cem içindir, tertip için değildir. Yani evvela taşları attınız, sonra da başınızı tıraş ettiniz mi? Fakat halleleküm size halal oldu küllü şeyin her şey illa nisa evettir. İlla nisa ve bir de koku, güzel koku sürünmek bu halal olmadı. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala böyle buyurdu. Yani burada getirmiş ki libas helal oldu. Her şey helal olunca taş attı. Başını tıraş etti mi elbise giymek helal oldu. Buna misal bunu ispat etmiş oldu. Haddesena Nesr ibn-i Merzûk kâle, haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle, haddesena İsmail ibn-i Cafer, an Abdillah ibn-i Dinar, an ibn-i Ömer, an Ömer radıyallahu anh mislehu. İkinci bir senette yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi zikrediyor.
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن علي بن عمر أن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر يقول كهزة عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة عرفة ناس خطبه وخذي فذكر مثله aynen bu hadisi şerifi zikreyledi ki şeytanı taşladınız, başınızı tıraş ettiniz mi? Kadın ve tıptan başka her şey size helal oldu. O her şeyin içinde libas da dahil, libas da helal oldu. Haddesena Ali ibn Şu'be kâle haddesena Kabîset kâle haddesena Süfyan an ibn Cüreyc ve Musa an-Nafi'in an ibn Umar'a radıyallahu anh. İmam Nafi Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki ennehu kâne yâhudu Abdullah ibn Ömer alırdı min esfârihi tırnaklarından ve şâribihi bıyığından ve lehyetihi sakalından alırdı. Yani onlardan keserdi. Yani veble en yesûre Beytullah'ı ziyaretten evvel tavaf-ı ifadaya inmezden evvel bunlardan alırdı. فهذا عمر رضي الله عنه اجتهدت عمر رضي الله عنه قد أباح لهم حجاجا مباح قلدي إذا رموا تشلر أطقلاري وقتا وحلقوا ترش oldukları وقتا تشلر ترش oldukları وقتا onlara مباح قلدي كل شيء her şeyi مباح قلدي إلا النساء والطيب kadınları bir de güzel kokuyu bunları helal kılmadı tavafi ifadeden evvel bunlara bunlar caiz değil, nisabatı. Ama öteki şeylerin hepsi caiz. Hazreti Ömer böyle buyurdu. Şimdi Hazreti Ömer'in bu hadisinde tavaf-ı ifadeden evvel kadınlara tekarruf caiz olmadığı gibi tıp da helal değildir. Şimdi İmam-ı Tahavi bu meseleyi izah edecek. Bu tıpta tıp meselesi kadın nisa meselesi gibi mi yoksa libas ve halk meselesi gibi mi? Onu buyuruyor. Diyor ki vakat halefetu. Hazreti Ömer'e muhalefet eyledi. Kim? Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe ve İbn Abbas radıyallahu anhuma ve İbn Zübeyir. Fittibi hasse. Hazreti Aişe Abdullah İbn Abbas muhalefet ettiği gibi İbn Zübeyir de muhalefet eyledi. Hasseten tıpta yani kadın meselesinde hep müttefikler de tıp meselesinde bunlar tecviz ettiler. Elbise giymek gibi kokuda sürünebilir. Femme Aişetu radıyallahu anha ve İbn Abbas'in Hazreti Aişe ve İbn Abbas'ın tecviz ettiklerinin meselesi fakat reveyna zalike biz bunları rivayet eyledik anhuma her ikisinden de fîmâ tekaddeme min hâzel bab bu babdan evvel geçen babda onları senetleriyle beraber rivayetlerini rivayet eyledik, ispat ettik. Ve emme ibn-i Zübeyir, emme Abdullah ibn-i Zübeyir'e gelince fehaddesena Muhammed ibn-i Huzeyme ve fehdun gala bize Muhammed ibn-i Huzeyme ve fehd rivayet etti dediler ki haddesena Abdullah ibn-i Salih gala haddeseni yelleyiz gala haddeseni ibn-i Had an Yahya ibn-i Sa'id enil Kasim ibn-i Muhammed gala Kasim ibn Muhammed ibn Ebi Bekir dediler ki Semiyatü Abdullah ibn Zübeyir ben Abdullah ibn Zübeyir'i işittim. Yekulu derdi ki İzâremel cemretel kubra büyük şeytani bir hacı taşladı mı? Fakat hallelehu ona helal olur ma harun aleyhi ona haram olan şeyler helal olur illen nisa illa ailesine tekarruf değil. Hatta yatufa bil beyt. Hatta Beytullah'ı tavaf edinceye kadar. Beytullah'ı tavaf etti mi o vakit ailesine tekarrütte helal olur. Ve kadur ve yani İbni Ömer'e. İbni Ömer'den rivayet edildi. Ne maul bir rivayet ki yedüllü ala hâda buna delalet eder. Eyda helal olduğuna dair, tıbbin helal olduğuna dair Abdullah İbni Ömer'den de rivayet edildi. Abdullah İbni Ömer'in rivayeti de şu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر dedi ki قال عمر رضي الله عنه حضرت عمر رضي الله عنه dedik buyurdu ف
fezekere zikreyledi mislellezi şul bir rivayetin müslündü ki raveynâhu anhu. Biz kendisinden rivayet eyledik. Fil fasıllezi keblihâde bu fasıldan evvelki fasılda onu rivayet eyledik. Kâle yani Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bu fasıldan evvel dediğimiz taşattı, başını tıraş etti mi her şey helaldir. İlla kadın ve tıp değildir. Bunu böyle dedi. Kâle Abdullah ibn Ömer diyor ki fekâlet Âişe radıyallahu anha Hazreti Âişe dedi ki kuntu tayyibu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'e koku sürerdim. İzâre mâ cemretel akabe büyük şeytani taşladıktan sonra kâble en yufîde beytullahi gidip de tevâf-i ifadeyi yapmazdan evvel şeytani taşlardı Peygamber Efendimiz. Taşladıktan sonra tıraş olurdu. Daha tevafi ifadeyi yapmazdan evvel ben ona koku sürerdim buyurdu. Halbuki Hazreti Ömer diyor ki her şey helaldir illa kadın ve tıp değil. Hazreti Ömer'in rivayetinde tıp meselesi ifadeden evvel tıp istimali caiz değil. Hazreti Ayşe de diyor ki caiz ben Resulullah Efendimiz'e bizzat kokuyu sürdüm. Şimdi burada Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimiz'e koku sürdüğü var. Bir de Hazreti Ömer'in geldiği fetvası var. Onun için rivayet eden Abdullah ibn Ömer yahut da Abdullah ibn Ömer'den rivayet eden oğlu Salim diyor ki فَسُنَّتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ öyleyse Peygamber Efendimiz'in sünneti اَحَقُّ daha layıktır اَنْ يُوْخَذَ بِهَا alınmaya onu almaya almaya daha ziyade layık olan Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Neden min sünneti Ömer? Ömer'in sünnetinden. Ömer caiz görmüyor ama Resulullah Efendimiz istimal etmiş. Hangisi daha evladır? Resulullah'ın sünnetini almak daha ahak, daha evladır. Fakat burada İhla-ı Sünnet'te bir ibare gördüm. O çok bir güzel bir ibare. Diyor ki orada kulasesi şu ki Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala fit kullanmakta nehyiledi. Tevafi ifade yapılmazdan evvel onu nehyiledi. Kullanmayınız. Bu siyaset için oldu idi. Niçin? Çünkü koku sürünen adam zanneder ki ailesine de tekrar etmek caizdir. Halbuki tevafi ifadeyi yapmadı. Ailesine tekrar ettiği gibi haccını ifsad etmiş olur. Onun için onları koku sürünmeyi nehyiledi. Yok, haddi zatında koku sürünmesi caiz. Fakat cimaa sebep olduğundan, ailesine tekrar etmeye sebep olduğundan, onun için ondan siyaseten nehyeylemiştir. Nitekim yukarıda da bir hadisi şerifte geldi. Hazreti Ükaşe, birinci bayram günü tavafı ifadeye inememişti. Peygamber Efendimiz onu görünce, madem tavafı ifadeye gidemediniz, siz elbiselerinizi çıkarınız, kokuda sürünmeyiniz buyurmuştu. Onlar da elbiselerini çıkardılar. Hazreti Ükaşe radıyallahu anh ve bir de onunla beraber bir kişi var idi. Onlara Resul-i Ekrem Efendimiz siz elbiselerinizi çıkarın, kokuda sürünmeyin çünkü tavafı ifadeyi yapmadınız dedi. Onlar da çıkardılar. Bu da siyaseten men için olmuştur buyuruyor. Çünkü onlara koku sürünmek de elbise giymek de caiz idi. Fakat onlar zannederler ki ailelerine tekarruf de caiz olur. Halbuki tavafı ifadeyi yapmamışlar. Gider ailelerine tekarrüp ederler, hacları fasit olur diye siyaseten onları men eylemiş oldu. Hazreti Ömer'in men'i de bu kabildendir. İhla-ı Sünnet sahibi böyle zikrediyor. Vallahu Teala alem. Şimdi burada diyor ki İmam-ı Tahavi ve nazaru kıyas ba'de zâlike bunları öğrendikten sonra kıyas fîhâ da bu meselede yedüllü delalet eder. Alâ zâlike buna delalet eder. Eyda yukarıdaki gibi. Ki yani koku sürünmesinin cevazına delalet eder kıyasla. Lenne hükmet tîb. Tîbin kokunun hükmü bi hükmül libâsi libâsin hükmüne eşbehü daha ziyade benzer. Neden? Min hükmühi tîbin hükmünden benzemesinden bir hükmül cimâ cimâ'ın hükmüne benzemesinden ise libâsin hükmüne daha ziyade benzer.
Veya tıb, libas ikisi daha birbirine müşabih. Ne için? Lima kad fesserna, bizim tefsir ettiğimiz için. O da ne de mimma tekaddüme fî hâdel bâb. Bu babda tekaddüm eden şeyden. O yukarıda dedi ki, cima kuble, onlar birbirine benzer. Ama libas-ı latif, bedenin ıslahına aittir. Bunlar da birbirine benzer. Öyleyse, bir adam tıraş oldu mu, taşı attı mı, tıraş olur, elbisesini giyer, koku da sürünebilir. Bunların hepsi caizdir. Yalnız tavafi ifadeyi yapıncaya kadar ailesinin yanında, ailesine tekarruf, bu caiz değildir. Ve hâze işte bu kavle Ebi Hanife'te İmam-ı Azam'ın kavludur. Ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in radıyallahu anh'ın, bu üç imamın kavli de budur. Fakat rüviye zâlike izâ. Bu aynen tıbbın da caiz olduğuna dair rivayet oldu. Yani cemaati minet tabi'in, tabi'inden bir cemaatten rivayet de geldi. Tabi'inden gelen rivayetler de şu: haddesene ibn-i Merzûk, haddesene Ebu Amir'in Akadiyyü, قال حدثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك. أبو بكر بن حزم diyor ki, خليفة سليمان بن عبد الملك bizi çağırdı. يوم النحر, bayram günü. أرسل إلى عمر بن عبد العزيز, عمر بن عبد العزيز elçi gönderdi, çağırdı. والقاسم بن محمد, قاسم بن محمد 2 وسالم بن عبد الله 3 ve Abdullah ibn Abdullah ibn Umar 4 ve Harice ibn Zeyd 5 ve İbn Şihab ibn Şihab 6, bir de ravi bu hadisi rivayet eden Ebu Bekir ibn Hazim 7. Bunların 7'sini topladı o zamanın en meşhur alimleri. Fesalehum, onlara sordu. Ani tıbbi, kokuyu istemaldan. Fî hâdel yevm, bu bayram günü, kablen yufîle, ziyaret tavafını yapmazdan evvel. Ki daha tavaf yapmamış. Bu kokuyu sürünmek caiz midir, değil midir? Sordu. Fekâlû, dediler ki, etetayyebu ya emîrel müminin. Etetayyebu, sen kokumu süreceksin ya emîrel müminin. Yani sürün, kokuyu istemal edebilirsin diye. Bunlar cevap verdiler. İlla enne Abdullah ibn Abdullah, Abdullah ibn Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh, Abdullah ibn Ömer'in oğlu Abdullah, bari buyurdu ki, kâne Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer oldu. Reculen, bir adam oldu. Cikadra, Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i görmüş bir adam idi. Fekâne, bu oldu. İzâre mâ cemretel akabeti, büyük şeytanı taşladı mı, anaha, evvela devesini yıkederdi. Demek devesiyle düz cemretül akabeye gelirdi, şeytanı taşlardı, döner menziline gider, devesini yıkederdi. Fenehara, ondan sonra kurbanını boğuzlardı ve halaka, başını tıraş ederdi. Sümme meza mekanehu, sonra yerine giderdi. Feefada, ondan sonra tevafi ifadeyi yapardı ile beyti. Beytullah ondan sonra giderdi. O da zaten bazı rivayetlerde geliyor ki, gece gitti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevafi ifadeyi gece yaptı. Yalnız işlerinden bu diyor ki, koku meselesi tek yani şey değil de, tevafi ifadeyi sonra yapardı. Hani tecviz etmiyor gibi bu görünüyor Abdullah bin Abdullah. Ötekiler cevaz verdiler. Sonra ikinci bir rivayet de getiriyor. Haddesena Yunus, kâle ahberana ibn-i Vehbin enne Mâliken haddesehu an Yahya ibn-i Sa'id ve Abdillah ibn Ebi Bekri ve Ribi'ata ibn Ebi Abdirrahman ennel velide ibn Abdilmelik se'ele Sâlimen ibn Abdullah ve Hâricete ibn Zeyd ibn Sabit. Halife Velid ibn Abdülmelik, Salim ibn Abdullah ile Hâricete ibn Zeyd'e sordu. Ba'de en rama cemretel akabeti, cemretel akabeyi taşladıktan sonra ve halaka, başını tıraş ettikten sonra, ani tıbbi, koku sürünmekten,
Yani bunları yaptıktan sonra koku sürünmek nedir? Caiz mi, değil mi? فَنَهَاهُ سَالِمٌ Salim ibn Abdullah lehiyledi, koku sürünme dedi. وَرَخَّسَ لَهُ خَارِجَةُ Harice de onu tecviz etti ki caizdir, sürünebilirsin. Evet, işte burada da ihtilaf oldu, ikisinin ihtilafı oldu. Şimdi koku sürünme hakkında tavaf-ı ifadeden evvel koku sürünülür mü, sürünülmez mi? İhtilaflı oldu. Fakat İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed getirmiş olduğu rivayetlerle koku sürünebilir buyurdular, tecviz ettiler. Fakat ihtiyat tarafını bir adam arar da ihtilaflı olmasın derse koku sürünmesinden de vazgeçsin. Ta tavafi ifade yapıncaya kadar müttefakun aleyh bunda dedikodu yok. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.